İyi ki de koşmuşum. Vay vay. Ne günler, ne günler, ne günler. 1975 yılında Şenol Çalışkan'ın askere gitmesi, Elif Çalışkan'ın ailesinin Kıbrıs'a taşınması nedeniyle çıkmaz sokakta başlayan aşk yarım kaldı. İleriki yıllarda evlilik yapan iki eski sevgili eşlerini kaybetmesiyle yalnız yaşamaya başladı. Bu aşkı bilen komşuları sayesinde çift yeniden bir araya geldi. Karşılıklı komşumuzdu. O bizim sokağımız çıkmaz sokaktı. Genelde bana karşı hep ilgisi vardı ya işte. Ondan sonra öyle işte beraber okulda, sokakta hep arkama düşerdi. Sevgisini hep gösterir ederdi ama babam vermedi. Bunun annesi de kızdı. Ama ben artık hani o kadar seviyorduk ama hani evlendikten sonra ben o kadar çok kendine şey yapmadım yani. Mesafe bıraktım ama o hiç unutmamış beni. Bunlar 75'te ben askere, Elif Hanım'la Kıbrıs'a gittiler. Olmadı, kısmet olmadı. Nitekim Elif Hanım evlendi, ben evlendim. Kopmadık, içimden atamadım. Ve geldim, rica ettim, yalvardım, kabul etti. Ya bizimkisi bir kader arkadaşlığı, can yoldaşı. Erdemli Belediyesi nikah salonunda nikah memuru Ayşe Çiler tarafından nikahı kıyılan çift 48 yıldan sonra ömür boyu mutluluğa evet dedi. Mustafaoğlu Şenol Beyefendi'yi hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan bir ömür boyu eşliğe kabul ediyor musunuz? Sonsuza kadar evet. Bir ömür boyu eşliğe kabul ediyor musunuz? Evet. Gel çiftlerimizi sağlıklı, huzurlu, mutlu yarınlar dileyelim. Bir ömür boyu karı koca ilan ediyorum.